Yar ben de seni, yar ben de seni. Normal bir kız size baktıkça, oy ne kadar şirinler demeli. Ben size baktıkça karnım acıkıyor, iştahım açılıyor. Ey maşallah. Ne kadar da etli butlusunuz öyle. Yerim lan ben sizi. Yerim. Sizin etiniz ayrı. Sütünüz ayrı. Paçanız ayrı. Hatta işkembeniz. Otu kendiniz bile ayrı güzel geliyor gözüme. Sizi şanslı yaratıklar. Korkmayın, durun. Korkmayın, korkmayın. Yemem lan ben sizi. Yemem sizi, yemem. Sayılı geldiniz elime. Sizi şanslı yaratıklar. Sizi şanslı yaratıklar. Ay maşallah. Kimsin sen? Ver ne lan? Dinozor sesi değil mi o? Şavşav. Aslan sesi be Feyza. Aslanın biri geldi mekanına. Ne sıkıyorsun hemen? Bu arada çok kötü nişancısın be. Ya bu niye hep bizim kuşlarımı vuruyorsunuz ya? Neden ya? Eda'nın gözümü oydular. Deniz, hayırdır? Bir şey mi demeye geldin bana? Evet Feyza, bak baştan başlayayım. Hani Neşe'yle bizim... Bak, Neşe'yi mi anlatmaya geldin? Onu ne kadar özlediğinden bahsedeceksen kangallarıma boğdurturum seni. Yok be Feyza, onu diyeceğim zaten. Neşe ile bizim ilişkimiz bildiğin gibi değildi ya. O derece diyorsun yani. Rakam ver bana, rakam. Öyle değil işte Feyza. Yani ilişki var ama heyecan yok. Birbirini arzulama durumu yok. Cinsellik yok. Evlendiniz mi lan siz? Sen bildiğin evlilikten bahsediyorsun. Feyza o ne? Koyunun biri kendini asmış. Bu kaç etti ya? Dertlerini anlamıyorum ki. Ahan da ölmemiş, çırpınıyor. Kalk şu bıçağı, al kellesini. Yapamam ben Feyza. Aa, azıcık kalabalığın adamı ol lan. Mındar mı olsun hayvan? Biz onu kaç mı yeriz be? Feyza yapamam, ben orta pişmiş et bile yemiyorum ya. Hadi aslanım hadi. Tekbir getirmeyi de unutma. Feyza bu koyun ağlıyor be, ağlıyor. Mutluluktan, mutluluktan. Ura ura. Ne çiğin kola ne mino, rakesin ne meneno, vakesin ne rakesin, vakesin ne. Hilmi Bey, beni emretmişsiniz. Evet Feyza, emrettim. O kırmızı et düşkünü ayağıma gelsin dedim. Bakayım, gelmişsin. Nasıl da biliyorsun kendini? Hilmi Bey, siz ne yapıyorsunuz orada? Göle maya çalıyorum Feyza. Hadi söyle, söyle. Söyle ya, söyle. O göl değil ki lan, akarsın. Onu değil, dişi köpek. Gol maya tutar mı de bana? Gol maya tutar mı? Büyük ilmi de durur mu? Yapıştırmış mayayı. Ya tutarsa? Tuttu işte. Neyse neyse, asıl konumuza gelelim. Feyza, ben sana bir koyun sürüsü emanet ettim. Ama meğerse kurda kuzu emanet etmiş. Kızım, sen hasta mısın? Hı? Anan hiç mi emzirmedi seni? Çay mı damlattı senin ağzına? Hilmi Bey, Hilmi Bey. Egonuz tahmin edilmez boyutlara ulaşmış. Kendinizi Nasrettin Hoca zannediyorsunuz. Ben bir kültürü canlandırmakla kalmıyorum. Onu adeta yeniden yorumluyorum. Bir de böyle düşün. Tamam tamam. Şimdi ben ve egom çok merak ediyor. İşi sadece otlamak ve meylemek olan sıradan bir koyun kendini nasıl asabilir? İple asıyorlar Hilmi Hoca. Yağcılık yapma bana. Hoca diye bir de ya. Aslında hoşuma gidiyor ama. Neyse neyse. Kızım bir tane iki tane koyun olsa senin o şapşal suratını görmemek için çağırmazdım. Ama tam 30 tane koyun kendini asmış son 6 ayda. Bir İç Anadolu ininde yaşıyoruz. Depresyona mı giriyor lan bu koyunlar? Kuzey Avrupa ülkesi mi lan burası? Olmuş da ölmüşe çare var mı Hilmi Hoca? Hala hoca deyip egomu şişiriyor ya. Kızım karaciğerin yağlandı, kolesterolün yükseldi, kilo aldın, yanakların pembe pembe oldu. Aha bak buna benzedin, buna. Ya bu hastası olacaksın Divriği'de. Bu kadar et yenir mi? Ben bir şey yapmıyorum ki. Hep mındar olmasınlar diye. Yalan söyleme köpek. Bu bir tuzağı gibi tuzaklar kurmuşsun hayvanlara. İpi ilmik yapıp kazdığın çukurun etrafına sermişsin. Çukurun içini de samanla doldurmuşsun. Hayvan otlaya otlaya gelip kafasını çukura soktuğunda çekmiş silipi. Ne? Bu nasıl bir şeytani zeka lan? Oğlum! Büyük Hilmi'nin bile nutku tutuldu.
Ama çok güzeller Hilmi Bey. Böyle etli mutlu. Kendimi hamburgercide çalışan ilkokul öğrencisi gibi hissediyorum. Tutamıyorum. Dudakçın, besicisin sen. Dişi çobansın. İç Anadolu'nun et tüketimini arttırdın. Senin yüzünden çevre illerden hayvan satın alır olduk. Hayvan. Sivas'ın başlıca geçim kaynağı hayvancılıktı. Milli eğitim senin yüzünden müfredatı yenileyecek. Lan 4. Murat'tan hatta Koca Yusuf'tan bile daha çok et tüketmişsin. Beni bile tükettin. Köpek. Hilmi Bey, ne yapıyorsunuz o ağacın tepesinde? Bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. Garibine gitti değil mi? 6 aydır bindiğim dalı sen kesiyordun. Ama ben yapınca garibine gitti. Bunu da yazın. Yeni bir bakış açısı getirdim Nasrettin Hoca'ya. Eğer bir koyun daha kesersen kovarım seni. O abilerin var ya, Yecüc ile Mecüc. Onların yanına gidip hamamda tellaklık yaparsın. Defol git, defol. Ben de eve gideyim. Kedi mi dar, kıyma mı dar, onu tartayım. Yapacak çok işim var. Çok para kazanmam lazım. Anadolu Kangalı olur.